Akrofonoloji ile kahve falını biraz birleştirdiğimiz zaman çok farklı şeyleri görüyoruz. Mesela şimdi isterseniz bakalım, bir bakalım harflerden bir şeyler var mı? Evet, şimdi bir örnek burada, çok basit bir örnek. Şurada gördüğünüz bir C harfi var. Şimdi bu C harfinin mümkün olduğu kadar içe mi dönük, dışa mı dönük olduğuna doğru bakmak lazım. Şimdi C harfi, normal C harfinin tek bir yorumu vardır. O da hassasiyet, duygusallığı sembolize eder. Eğer Ç ise o da gücü sembolize eder. Ve bu harfler eğer içe doğru dönükse, aşağıya doğru dönükse, o zaman sizin tüm hayatınızı etkileyen, yaşam tarzınızı gösteren bir harftir, o işarettir. Ama dışarı doğru dönükse sizin bu konuyla ilgili bir şeyleri kaybedeceğinizi veya bir şeyleri yok edeceğinizi gösterebiliyor. Duygusallıktan uzaklaşabileceğinizi gösterebiliyor. Onun için de buradaki harfleri yorumlarken sağa dönüşleri, sola dönüşleri veya aşağıya doğru duruşlarını normal bakış açısından, tabii fincanı bir de tutuş açımızda çok önemli. Şimdi buradaki fincanı tutuş açımızdan baktığımız zaman harfe bunu net olarak görebiliyoruz zaten. Şimdi burada içe doğru dönük olan bir C harfi veyahut da bu bir A harfi de olabilirdi. A harfi olsa alınganlığı temsil eder. A harfinde alınganlık ve artı algılamayı temsil eder. Eğer harf yukarı doğruysa A harfinde algılaması zayıflamış, bu kişinin alıngaçlığı daha fazla olmuş. Daha fazla hadiselerden alınan bir insan haline dönmüş oluyor. Şimdi şu fincanı tuttuğumuz zaman, şu pozisyonu tuttuğumuz zaman eğer çıkan harf bu tarafa doğru dönükse sizin yaşamınızda karşılaşacağınız önünüzdeki insanları gösterecektir. Eğer bu tarafa doğru, içe doğru dönükse, yani size doğru bakıyorsa, o da sizin bugüne kadar yaşadığınız hayat içerisinde o harfle ilgili olan insanlarla yaptığınız münasebetleri gösteriyor. Onun için de bu harflerin sağa, sola, aşağıya veya yukarı bakışları da çok önemli.